Biraz daha bağır. Ay, bu sefer eyeliner'ı vicdanıma kadar çekmedim gerçekten. Değil mi dedi? Evet. Nagihan Hanım beni çok ihtiyar gösteriyor. Ya dedi. Dedemle güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Öncelikle aloha. Dedemle buradayız. Değil mi dedi? Evet. Aloha demek ister misin dedi? Aloha. Oraya. Aloha. Ne demek aloha? Aloha. Merhaba demek mi? Evet, Hawaii'ce. Hawaii'ce, evet. Aynen. Aloha. O zaman aloha deyip, şimdi ben açıkçası dedemle böyle konuşalım istiyorum. Çünkü yani hem dedem hem anneannemi çok seviyorum ve onlara çok bağlıyım. Ve hani beni annem dışında, hani babam da büyüttü diyebiliriz ama anneannem de dedem yani ama büyüttü. Biz de seni çok seviyoruz. Anneannem yeah. de ben de en çok seni seviyoruz. Ama başka torununuz zaten yok. Başka da yok zaten. Olsun da severdim. Onu da severiz mutlaka ama sen ilk göz ağrısı olduğun için seni daha çok severdim. Ya. Evet. Ay dedemle böyle çekmek bu arada çok tuhaf, değişik geliyor. Şimdi burada masa vardı, onu bilerek kaldırdım ben böyle resmi olmasın diye. Dedemle özellikle konuşmak istedim. Hani kendisi 1940 doğumlusun sen evet, dede. Evet, 1940 doğumlu. Anlatsın istiyorum hem hikayesini hem de ben şuna çok önem veriyorum. Sence de öyle mi dedi? Sen de söylersin. Hani böyle genç nesiller de hem dedeleriyle, anneanneleriyle, babaanneleriyle evet. konuşsunlar, öğrensinler. Tabii. Onun doğru, çok doğru. kıymetli. Geçmişi öğrensinler yani. Değil mi? Geçmişi bilmeleri şart. Aynen. O yüzden de şimdi ben sorularıma başlıyorum. Başla bakalım. Dedeciğim, şimdi ilk önce bana sen nerede doğdun? 1940 yılında ve bugünlere nasıl geldin? Bunun evet. böyle bir özetini. Evet, bu çok uzun bir hikaye. 1940 yılında Uşak'ın Yeşildere köyünde dünyaya geldi. O zaman bizim köyümüz adı Yeşildere değildi. Külköy'dü. Ama köy öyle bir köy ki dedelerimiz Yörük zaten. Göçer yani 1880 yılında o köye yerleşmişler. Yani onu, senin dede tarafı. Yani dedemin babası 1880'de. Yörük. İlk köye yerleşmişler ama hayvanlarına zaten yörüklerin nesi var? Hayvanları var. Başka şeyleri yok. Gözleri çekik ha. oluyor değil mi? Ha, ondan sonra o dağın dibine yerleşmişler ama bizim köyümüz yemyeşil, cennet gibi. Hmm. Uşak da o zamanlar kasaba. Sonradan 1953 yılında vilayet oldu. Köye vali geliyor. Bu köyün adı ne? Külköy. Ya böyle külköy olur mu? Bu yeşillikler arasında külköy olur mu? Bu köyün adı Yeşildere olacak demiş ve köyün adını Yeşildere olarak tercih etmiş. Niye külköymüş eskiden? Yani ben de bilmiyorum işte hani kim yapmış, kim koymuş ki ismini hiç belli değil. Külköy demişler öyle kalmış ismi. Kaç kardeşsiniz dediniz? Yedi kardeşiz. Yedi kardeş. Yedi kardeş. Biri vefat etti ama değil mi? Ha, sekiz kardeş. Orta halli bir sekiz. Köyde orta halli bir aileydik ama yani gene de kendi kendimize çok iyi yeter. Dedemin sürüleri vardı. Şimdi dedem çok iyi duymuyor bir dakika. Siz sekiz kardeştiniz yedi değil mi? Kardeştik, yedi kardeştik. Biri ölmedi mi? Biri öldü ama sonradan öldü. He, yediydiniz altı kaldınız. Altıya kaldık tabii. Ha, tamam. Ama ya. Gençken öldü o galiba. Gençken öldü, 67 senesinde. Allah rahmet eylesin. 67 senesinde. Kaç kız kaç erkektiniz? Efendim? Kaç kız kaç erkektiniz? Üç erkek, dört tane kız. Sen? Ben ilk erkek çocuğu olduğum için çok şey büyütüldüm yani aile içinde. El bebek, gül bebek. El bebek, gül bebek. Çobanlık yaptın gençken. Gençken zaten dedemin sürüleri vardı. Babam çobancılık yapıyordu. Ben unutmam. Hı hı. Çocukken babamın bir köpeği vardı yani büyük böyle. O köpeğin üstüne beni bindirip gezdiriyordu. Aa. Evet, o kadar büyük köpek yani hayvanları koruyor kurtlara karşı. Kangal mıydı? Çok kurtlar vardı. Ha. Yani onları şey yapıyorlardı, dağlarda gece falan. Kurtlar saldırıyor hayvanlar, şeyde köpekler koruyor şeyi, koyunları. Sonra sen yani şimdi... benim çocukluğum, şimdi o dönemde bizim köyde okul da yoktu. Hı hı. Tamam, 1949 yılında açıldı okul. Hı hı. Biz
annem beni camiye, imamı, köy imamına şey, hiç olmazsa dinini öğrensin, şeyini öğrensin diye imama gönderdiler. Ben bütün sureleri falan da ezberledim. Sonradan köye bir imam geldi. O çok medeni bir imamdı. Bize Türkçe yazıları öğretiyordu. Kar, kor, kır, kır bilmem ne. Sabahları spor yaptırıyordu, koşturuyordu bize. Sonra 1959 yılında okul açılınca 49'da açıldı okul. 49'da işte. Aha. 49'da okul açılınca iki tane köy enstitüsü öğretmeni geldi köye. Sen 9 yaşındasın. Köy enstitüsünden mezun onlar. Hı hı. Ondan sonra şimdi iki tane öğretmen var ama tek bir sınıf olsa olmaz. Hı hı. Mecburen iki sınıf olacak. Ellerine alfabe kitabı almışlar. Hı. Çocuklara işte tek tek dolaşıyorlar köyün çocuklarına. Onu okuyanları İkinci sınıf alıyorlar, okuyamayanları birinci sınıf alıyorlar. Hı hı. Ben de hoca bize öğrettiği için onların o alfabe kitabını okudum. İkinci sınıf aldım. Dolayısıyla ben direkt ikinci sınıfa geçtim. Yani ilkokulu 4'ten okudum. Aa. Tabii o zaman 5 yılda okul, ben 4 sene okudum. Şimdi dedi sen bir dakika sonra, sonra ilkokul, ortaokulu okudun o zaman. Sonra ilkokulu bitirdikten sonra dedi ki Konya'da askeri okul var, yatılı okul dediler. Hmm. Oraya şey yapacaksınız, oraya gitmek ister misiniz dedi öğretmen. Hmm. Biz dedik gideriz tabii Konya'ya, yatılı okula gidelim. Orada okuyalım. Önce öğretmen okuluna gitmek istedim ben. Hmm. Fakat öğretmen okuluna pek şey etmedi annem. Dedi ki gerek öğretmen okuluna. Sene 2 oraya gitti, asker okulu. Asker işi sağlamdır dedi yani. Bağırdı dedi biraz. Ondan sonra biz 7 kişi köyden o okula yazıldık. Kaç yaşındasın o sırada? O zaman işte 54'te. 54'te, 14 yaşında 14, yatılı okula gidiyorsun. 14 yaşında, evet. Konya'ya okula gitmek için, Konya'ya gitmeden önce okula gitmek için sağlık raporu istediler. Hı. Hadi İzmir'e gittik. Tabii İzmir'e gittik. Eşref Paşa'da şey vardı, asker hastane vardı. Oraya işte rapor için müracaat ettik falan. Tam bir gün mü, iki gün sonra araya bayram girdi. Hmm. Paramız yok yeteri kadar. Bayram olduğu için hastane tatil oldu. Hmm. Ne yapacağız? Kaç kişi? Tek mi gittin oraya yoksa? Tek değilim. 4-5 kişi vardı. Arkadaşın ama. Tabii arkadaşlar da vardı. Şimdi ben otelin altında da bir lokanta vardı. Aha. Ben ona dedim ki ben burada çalışabilir miyim falan dedim. Sen ne yapacaksın burada dedi. İşte, usta da dedi ki ya gelsin dedi. Su dağıtır dedi burada dedi. Şey yapar dedi. Başladık o gün, ertesi gün. Hiç olmazsa yemek yeriz, para mara istemez diye yani. Öyle 4 gün idare ederiz diye düşünüyorum ben. Dolayısıyla 4. gün işte orada da garsonlar 1-2 gün duruyor, kaçıyor. 5 gün duruyor, kaçıyor. Usta beni çok sevdi. Ondan sonra... Anneannem geçebilir miyim diye soruyor böyle. Usta... geç anneanne. Biraz detaylı birazdan oldu ama... Birazdan koyalım mı? Bitince bir 10 dakikaya. Koysam gözükür mü? Gözükür. Ha. Bir 10 dakikaya koysan olur mu? Bitince detaylı 10 dakikaya... oldu ama usta 4. gün sonra garsonlar bana ki sana para vermez bu adam dediler. Ya biz alamıyoruz, sen nereden para alacaksın orada? 4. gün sonunda hastane açıldı. Ha. Usta'ya ben dedim ki, usta ben artık dedim böyle askeri okula girmek için rapor alacağıma geldim. İşte bayram dolayısıyla burada çalıştım. Şimdi ya dedi ne yapacaksın askerliği burada, benim yanımda kal dedi yani. Orada kalsaydık belki lokantada kral olurduk yani. Olurdu ne, zaten sonra kafeterya zaten değişti. Sonunda da lokantacı olduk yani. Evet oldun. Şimdi bir dakika, orada ne kadar çalıştın dedi? 4 gün. 4 gün çalıştın ve sonra gittin, paranı aldın. 4 gün sonra usta dedi ki akşam gel dedi, hem yemek yersin hem dedi hesabını görürüz. Akşam gittim, o zamanın parasıyla hiç unutmuyorum bana 7,5 lira para verdi adamcağız. 54 senesinde. 54 senesinde ve otelde de 50 kuruşa yatıyoruz, düşünün. Tabii. Abi nasıl sevindim ben, hem yedik içtik hem... Sonra biletini aldın, sen sonra Konya'ya gittin. Rapor aldık. Döndük geldik şeye. Konya'ya. Hayır canım işte
köye niye döndük? Yani. Yatılı okula gitmiyor muydun? Gideceğiz, rapora askerlik gibi. He, onu veriyorsun, tamam. Ondan sonra bu dediğim Ağustos ayında oluyor. Okula Eylül ayında imtihana çağırdılar. Konya'ya gittik, 7 kişi köyden. Uf! Dedeciğim, 5000 kişi var. Bugünlere gelebilmemiz için çabuk çabuk geçeceğiz. 5000 kişi var. İmtihana girdiler. İmtihana girdiler. Biz 7 kişi aynı köyden girdik. Bir tek ben Konya'da kazandım. Evet. Ne güzel. 5000 kişi arasında. 5000 kişi, 350 kişi aldılar. Bizim köyden gidenlerden 7 kişi gittik ya. Yani bir tek ben Konya'da kaldım. Neyse, Konya'da kaldık artık. Konya'da yatılı okulda okuduk. İşte oradan sonra okulu bitirdikten sonra Ankara'ya daha yükseğe geldik. Konya ortaokulu okudun orada. Ortaokulu, Ankara'da liseye okudum. Ankara'da lise yoktu. Ondan ne askeri hayatın nasıl gelişiyor? İşte orada şeyi merak ediyorum. Askeri meslek lisesini de bitirdik ki. Muhabereci beni konuşmuyor dedi. Muhabereci olarak bitirdik askeri meslek lisesini. Dur dedi. Ankara'ya gittin. Evet. Ankara'ya gittiğinde liseyi okudun, doğru mu? Ankara'ya gittiğinde meslek yüksek okulunu okudum. Tamam, ondan sonra ondan sonra rütbeleri taktık. Eğitime başladık yani. Direkt askerliğe başladın direkt zaten. Başladık. Peki askerliği, yani o mesleği sen isteyerek mi girdin yoksa? Şimdi isteyerek, yani. Ben bu arada bağırarak konuşuyorum, dedemin kulağı dağıldı. Şimdi, yok şimdi. Duyuyorsun. Yani duyuyorsun. Duyuyorum. Şimdi o zaman zaten askerliğin ne olduğunu bilmiyoruz ki. Asker şube başkanı babama demiş, senin oğlan işte orada okul var, gitsin diye. O da gönderdi. Biz de nedir askerlik, nedir çavuş, nedir başçavuş, nedir subay, nedir asbay, onu şu. Peki Ankara'da dur, kaç yaşındasın o zaman? Ankara'da 1954, 1957, 58. Yani 1957, 58'de, 17-18'de asker oldun sen. Tamam. Anneannemle tanışmış mıydınız? Yok canım, tanışmadık. 1960 yılında mezun olduk. Evet. Rütbeleri taktık. Tamam. 60. Ondan sonra yani. İlk maaşımızı verdiler. Evet. Ondan sonra 15 günde izin verdiler. Doğru geldik şeye, Uşağa. Uşağa gittim. Peki Uşağa. O zaman anneannemle galiba tanıştın. Hayır o zaman tanışmadık. Nasıl oldu anladın? O dair. Ondan sonra 15 günde geri döndük. Evet. Ertesi sene Nisan ayında bir aylık izinimi aldım ben, 61 yılında. Evet, 61. Bir ay izin verdi. Bir izin, zaten bir ay izin vardı. Dedem bu arada, pardon, inanılmaz çalışkan bir insandır arkadaşlar. Evet, yani inanılmaz, 80 yaşında ve yani bahçeyi ne deniyor kazan dedi? Bu. Kazıyor. Bellemek. Bahçeyi belliyor, yani sabah zaten 6'da, 5'te, 7'de kalkar. Aşırı derecede. Sağlığımızı bu harekette hayata borçluyuz. Motton neydi dedi? Hep söylediğin cümlen ne? Hayatta kal, ayakta kal. Evet. Ayakta kal, ayakta kal. Aynen. Dedemin mottosu yani ve o yüzden de hiç yaşlanmıyor. Kesinlikle. Yaşlanmıyor değil, yaşlanıyor yani, da. Beden olarak yani ama biraz. Sağlıklı yaşlanıyor, sağlıklı yaşlanıyor. Sağlıklısın, aynen. Sağlıklı yaşlanıyor. Kulakların da duyuyor. Duyuyor. 21 yaşındasın. Geldik oraya, şeye, izine. Orada işte izini geçiriyoruz. Hı hı. Bu bizim rahmetli bir eniştem vardı benim, o şimdi rahmetli oldu. O dedi ki ya gel bir Uşak'ta bir şey edelim dedi. Onun tanıdığı bir ahbabının karısı, hanımı, anneannemi de tanıyormuş öyle. İşte onlar kendi aralarında konuşmuşlar, gösterelim diye. Hı hı. Geldim ben, neyse işte beraber gittik. Kadının evine, oraya anneanneni de çağırmışlar. Ondan sonra anneanneni orada gördüm ben. Yani, sevdi mi, beğendin mi? Beğendik tabii, şey yaptık. Yani. Sen 21 sen, anneannem de 17. 17 yaşında ama yani daha yeni hayat atılmışız, daha çocuk sayılırız yani. 17 yaşında, 20 yaşında ne ki yani. Ondan sonra geri döndüm, gittim ben tabii şeye, köye gittim. Tanıştınız, gittim. Ben işte nişan orada, falan olmadı mı? Daha hiçbir şey olmadı, hiç görüşüm. İlk daha birbirimizi gördük, konuşmadık bile yani. Ondan sonra, şimdi ben izin bitti, döneceğim artık şeye. Ankara'ya döneceğim. Şeye geldim, istasyona geldim. O zaman ulaşım aracı yok, sadece tren var. Başka bir şey yok yani. Ben bu arada zamanı bakıyorum ama Ankara, artık uzun oldu. Ulaşım aracı olarak tren var. Ben istasyona geldim trene. Eniştenin de evi istasyonda. O bizi tanıştıran.
İstasyon uçakta tren, ama. Hayır, istasyon uçakta değil. O bir veri istasyonu. Uşağı değil yani. Tamam, uşağın daha, orada. Uşağı bir istasyon daha var. Hı. Ondan sonra ben trene binip çekip gideceğim. Biletimi aldım. Hı. Tren 2 saat seyirli kaldı. Vay Allah ya, bak. Şansa bak dedim ya. 2 saat şimdi burada nasıl vakit geçireceğiz? Gittim işte eniştenin ablamların evine gittim orada. Hı hı. Enişte dedi ki, aa iyi geldin ya dedi, tamam dedi, gidiyoruz uşağa. Nereye gidiyoruz ya, ben Ankara'ya gidiyoruz dedim. Hı. Yok yok dedi, nişan yapmaya gidiyoruz. Ay yok artık. Vay, eğer tren teyirli olmasaydı ben nişan bir şey olmadan çekip gidiyordum yani. Ya, nişanı yaptınız öyle. Yapmadık, ay on işte treni teyirli olması bu anneannemle nişanlanmamıza sebep oldu. Ya gittik oradan uşağa artık motorla, traktörle. Orada işte alışveriş yapıldı, bilmem ne yapıldı. Ondan sonra Kıdırellez'de işte 6 Mayıs mıydı, 5 Mayıs'tı galiba. Hı hı. 5 Mayıs'ta nişanlandı işte orada. Dur, sonra sen Uşak'ta mı kaldın peki? Askeri hayatına başladın. Ben ertesi gün tekrar hemen göreve gittim. Ankara'ya? Tabii. Ankara'ya gittin, orada ne kadar kaldın? Kaç sene toplamda kaldın? Toplamda Ankara'da vazifeli olarak 11 sene. 3 sene de oturup 11 sene Ankara'da yaşadın dedi. Yaşadım, evet. Sonra ama anneannem o sırada geldi Ankara'ya. Şimdi hayır. Gelmedi. Kasım ayında ben tekrar şeye geldim. Uşağa geldim. Orada düğün yaptık Uşak'ta. Tamam. Tabii düğün yaptık. Bir karlı, kışlı günde işte anneannesi de vardı. Aralık'ta beraber zaten üçümüz, evlendiniz değil mi siz? Aralık'ta, 2 Aralık'ta. Aralık, evet, 2 beraber Ankara'ya döndük. Öyle. 50. yıllarını bitirdiler. Ne zamandı dedi 50. yılınız? 50. yılı 11'de. 2011'de. Tabii 61 oldu. Yani 2021 yılında 60. yılları bitiyor. Tabii. Yani kolay değil. Hala da birbirine aşıklardı. Hadi oradan, hadi oradan. Hayır, evet. Dedem duymak istediklerinizi söylüyor. Aşık değil de anlaşıyorsunuz yani. Ya, çok iyi anlaşıyoruz, doğru. Sonra anneannem sonuçta senin ama geldi sonra Ankara'ya. Ankara'ya geldik beraber işte, ondan sonra dur, orada... Dur biraz hızlandıralım diye şey yapıyorum. Evet. 11 sene orada yaşadınız 11 beraber. 11 sene orada yaşadık. Annem orada doğdu. Annem orada doğdu, dayım orada doğdu. Ondan sonra Tahir'imiz çıktı, Doğu Beyaz'da gittik. Ne zaman, hangi sene? 74'te. O, bu arada ben iki sefer Kıbrıs... şeyi dolayısıyla hem 64'te İskenderun'a gittim. 3 ay orada kaldım. Hı hı. Kıbrıs'a çıkarma yapılacak diye. Olmadı. Tekrar Ankara'ya geri döndüm. 67'de bu sefer tekrar çıkarma olacak diye Antalya'ya gönderdiler. 3 ay da orada kaldık. Gene olmadı. Hı hı. Ondan sonra gittik şeye Doğu Beyaz'da 74'te. Biz oradayken çıkarma olmuş. Sen karada çalışıyordun karada değil mi? Karada çalışıyordum. Karada, sonra Ankara'da annem doğdu, dayım doğdu. Anneannem zaten terzilik yapıyordu. Çok da güzel kıyafetler dikiyordu, evet, değil evet, mi? O zamanlar evet, bayağı da kazanıyordu iş olarak. Doğru. O sabahlara kadar, anneannem de çok çalışkandır bu arada, evet, o da bayağı evet, çalışıyormuş. Evet, doğru. Sonra anneannem zaten çocuklarını büyütüyor, sen de hep çalışıyorsun. Tabii. Ankara'dan doğru. Doğu Beyazıt'a gidiyorsunuz. Gidiyoruz. Orada kaç sene yaşadın? 4 sene, yaşadınız doğru. Yaşadınız yani. 4 sene kaldık orada. Allah, kavunlar güzel, düştü. Güzel günler. Kavunlar günlerdi. Düştü, bir dakika. Kapat. Dur, kavunlar düştü. Niye düştü ya? Ne bileyim. Dediş, o zaman Doğu Beyazıt'a gittiniz 76'da, 4 sene... 74'te gittik, 71'de gittik. 71'de gittiniz, 4 sene mi kaldı? 75'te döndük. Tamam, orada nasıl geçti günler? Çok güzel geçti, yani ufak bir kasıç yer ama o zamanlar terör olayları falan yoktu yani. Mahrumiyet bölgesi olduğu için herkes birbirine çok yakındı. Akşam oldu mu toplanıyorduk böyle 8-10 aile. Eğleniyorduk. Yani sinema vardı. Birlik sinemasında devamlı sinemaya gidiyorduk. Hı hı. Yani güzel geçti. Doğu Beyazıt da güzel. Bir sonra... de orası şeydi yani, o dönemde orası kaçakçılık vardı orada. Ne kaçak? Kaçak eşyalar geliyordu şeyden. İran'dan, Japonya'dan. Ne, şuradan, ne gibi eşyalar? İşte fincan takımı bilmem ne, ıvır zıvır. Ha, öyle şeyler. Ivır, zıvır. Peki Doğu Beyazıt'tan sonra nereye gittiniz? Doğu Beyazıt'tan sonra Çerkezköy'e geldik. Çerkezköy. Orası yakın zaten. Çerkezköy'e geldik. İstanbul'a yakın Çerkezköy. Ama Çerkezköy'de oturmadık biz. Orada şey yoktu. Okul
He, onu hatırlıyorum. Annemin dişe, gideceği dişe yoktu. Evet. Servisle gidip geliyorlar okula. O da çok zor oluyor çocuklara. Hı hı. Yani dedim ki ben burada oturmam. Çorlu'ya gittiniz için. Çorlu'dan el tuttuk. Çorlu'da ne kadar kaldınız? Çorlu'da 4 sene kaldık. 4 sene Çorlu. Evet. Sonra nereye taşındınız? Sonra ben Kıbrıs'a gittim. 1 yıl Kıbrıs'ta kaldım. Anneannem de dedem, dayım onlar da geldi. Onlar Çorlu'da kaldılar. Ha, sen tek mi gittin? Tek gittim. Kaç senesinde? 78'de, 77-78'de. Kıbrıs'ta nereye gittin dedi? Kıbrıs'ta işte Çamlıbel diye bir yer var ama Omorf var. Tabii şimdi onun adı Güzelyurt oldu ya, Güzelyurt. Sonra? Güzelyurt'ta bir yıl görev yaptım orada. Çorlu sonrası geldi. Çorlu sonrası İstanbul'a geldik. İstanbul'da tabii, da Ataköy'e ilk geldiniz. İstanbul'a geldik, evet. Ataköy'de oturdum. Şimdi ben bir şeyi sormak istiyorum. Yani böyle tayin ola ola dedemin hayatı geçti açıkçası. Evet, ve evet. Askeri, yani askerliğinden dolayı hep görevi zaten buydu. Evet, evet, evet. Ve şöyle bir şey, sonrasında da bu arada kafeterya işletiyor emekli olduktan sonra, 87'de evet. Emekli oldum evet, dedim 87'de bugün. Emekli oldum, ondan sonra 11 senede kafeterya çalıştırdım. Şeyden. Sonra da annemin zaten evet. Hukuk bürosunda muhasebe işlerine baktı, yani hep çalıştı. Hep çalıştık. Ama ben şunu merak ediyorum dedi, onu aşırı merak ediyorum. Eski zamanlarda böyle insan ilişkileri, komşuluk ilişkileri, her şey nasıldı? Mesela bugüne kıyasla bir... Şimdi... Eski zamanlarda bu televizyon olayı olmadığı için bu telefonu akıllı telefonlar akıllı telefonlar olmadığı için insanlar birbirine daha çok samimiyet gösteriyor, daha çok yaklaşıyorlardı. Bu televizyon çıktı, bu akıllı telefonlar çıktı, insanlar birbirinden uzaklaştı. Çünkü birbirine ihtiyaç duymuyorlar. Sohbet için, konuşmak için hiç birbirine ihtiyaç duymuyor. Oturuyor televizyonun başına, akşama kadar seyrediyor. Şimdi televizyonun dışında bir de telefonlar. Telefonlar var bir de. Telefonlara evet. Da öyle. Telefonların başında ben metroya biniyorum. Herkes, hiç kimse kimseye bakmıyor. Böyle ellerinde şey. Tabire bir şeyler yazıyorlar. Evet. Ben diyorum bunlar ne yapıyorlar acaba böyle? Ama senin de var bir akıllı telefonun. Benim de var artık. Modaya geri kalmadın. Anneanneme de aldık. Modaya biz de uyduk. Hala bakıyoruz işte yani günler öyle. Peki bugünkü ilişkileri hani genel olarak dedem bu arada gençlerle çok iyi anlaşır. Yani ben artık 32 yaşında biri olarak gencim ama tabii böyle daha 20'lerinde falan olan gençleri görüyorsundur, duyuyorsundur. Genel ilişkileri, gençliği nasıl görüyorsun yani sen dede? Vallahi bugünleri, geçmişe baktığında kıyaslarsan. Vallahi şimdi bu dönemin gençliğini pek de tanıyamıyorum ben yani Allah için şimdi. Niye? Ama ne bileyim yani gençler pek şimdi okul, şimdi her yerde okul var. Hepsi okulu bitiriyorlar ama çocuklara iş bulma şeyi, durumu zor. Efendim, ekonomik durumları bozuk. Hepsi çok zor durumda insanlar. Onun için önceden, şimdi ayrıca şimdi kimse tarımla uğraşmıyor. Evet, bizim, tarım. Bizim gençliğimizde herkes tarımla uğraşıyordu, çiftçilikle uğraşıyordu. Bir defa orada da işsiz kalma diye bir şey yok yani. Evet. Şimdi ama tarıma eskisi kadar şimdi herkes memleketini bırakan, çiftini şimdi bunu bırakan büyük şehirlere geliyor. Büyük şehirlerin varoşlarında böyle işte sallafati gidiyorlar. Bir zor. De dedemle dün şeyi konuştuk. Zor şu yani. Konuyu konuştuk dede. Duyuyorsun değil mi beni? Duyuyorum. Dedemin kulaklığı var. Kulaklığın var mı? Var ya ben tamam. Duyuyorum seni. Anneannem duymamaya başladı. Sen duyuyorum. Duyuyorsun artık anneannem. Çok rahat duyuyorum. Şimdi dün dedemle İşte yürüyorduk. Bugün belki hatta çekerim yine. Sizi de alırım yanımıza alırız. İşte kumsalda falan yürüyoruz. Şunu konuştuk. Eskiden hani böyle birine merhaba dediğimizde bize geri merhaba derdi. Artık onu demiyor böyle insanlar. Daha hatta garipsiyorlar. Hani niye merhaba dedin der gibi. Onu ben çok tuhaf buluyorum dedim. Dedem de öyle dedi. Değil evet mi dedi? İşte yani bu iletişim ilişkileri koptu. Şey yapmıyor. Mesela burada oturuyoruz, mesela yemek yiyoruz, şuradan geçiyorlar. Yani bir afiyet olsun, iyi günler falan diyen yok yani. Çok az geçip diyorlar. Geçip gidiyor. Yani diyen de var ama azınlıkta. Çoğunluk öyle değil. Neden sence dede böyle bir değişim oldu? Hani neden? İşte bu şeyden bu.
telefonlardan, televizyonlardan, bu şeylerden, çağın şeyinden, teknolojinin aşırı gelişmesine nereye geldi? Diyorsun, teknolojinin ya, yan ya, etkisi. Teknolojinin yan etkisi. Vallahi keşke aslında şu anda imkan olsa, ben çok isterdim. Hani eminim böyle aranızda izleyenlerden, dedeme şu anda hani soru sormak isteyenler olur da, eğer ki siz de şu an böyle canlı izleseydiniz, öyle bir durum olsaydı. Ama tabii ki de zaten sorularınızı yorumlara yazabilirsiniz. Ben şeyi düşünüyorum şu anda. Acaba hani ben bu videoyu izliyor olsam ne sormak isterdim? O benim hani dedem ve anneannemle, hatta anneanne ve dedeyle büyümenin sağlığa yararları diye bir videom vardı. Geçen sene onu dede çekmiştik. O videoyu evet, da şuraya koyarız. Buraya koyarım. Şuraya bir yerlere koyarız artık. İzlersiniz. Orada da dedeme de anneanneme de hani gençlere tavsiyelerini sormuştum. Ne tavsiye edersiniz diye. Onu yine bir sorayım. Belki değişik başka şeyler de söyleyebilir dedem. Onun yanı sıra da öncelikle dede, tavsiyelerin var mı? Bugünkü insanlara, gençliğe, 80 yaşında görmüş geçirmiş evet, biri olarak, evet, çok çalışkan biri olarak. Vallahi gençlik bir defa kendilerini önce ne olmak istediklerini tespit etmeleri lazım. Nasıl daha, tespit edecekler? Ya daha okuldayken ne kendi şeylerini, becerilerini anlayacaklar, bilecekler yani. Yani hangi yönde ben başarılı olabilirim? Sanatta mı, efendim, başka yerde mi, bilmem ne diye belirleyecek ve o yönde kendini geliştirecek. Bunu sonuna kadar götürecek. Yoksa böyle nasıl olsa olur, ben herkes bir ekmek buluyor, ben de bulurum deyip şey yapmayacak. Ama şu anda o kadar imkan var mı sence? Var, ne olmasın yani, okulda okuyorlar şey, hepsini şeyde. Ümidin ve umudun var yani senin. Gene de umudum var. İnsanlar, gençler, zaten ülkeye, geleceğe gençler emanet. Onlar kurtaracak bu ülkeyi. Aynen öyle. Tabii yani bunlar Atatürk'ümüzün izinde. Atatürk gençliği bunlar. Gerçekten öyle, Atatürk. Ha, Atatürk genç, Cumhuriyeti kime emanet etti? Bize. Gençliğe emanet aynen etti. Aynen öyle. Sahip çıkacak gençler. Aynen öyle. Kesinlikle. Dedeciğim, onun dışında senin başka söylemek istediğin bir şey var mı? Şöyle söyleyeyim, bir dakika şöyle sorayım. Şöyle geçmişe dönüp baktığında senin pişmanlıkların var mı? Mesela onu sana sorayım. Vallahi böyle... ben şimdi şöyle pişmanlıkları derken, mesela ben Ankara'da 12-13 sene kaldım. Bu 12-13 sene zarfını da hep çalıştık ama en azından hafta sonlarında bilmem nerede bir yabancı dil kursuna evet, evet, veyahut da bir müzik aleti öğrenmeye çok isterdim yani. Ya. Bu ikisi benim içimde nokta kaldı. Ya. Yani boşa geçirmiş oldum Ankara'da. Halbuki 11 sene orada ben bir işte müzik aleti çalmak için uğraşsaydım mutlaka başarırım. Ve de dedem İngilizce çok meraklıdır. Ha, ama sen çok dedi, meraklısın. İngilizceyi de... Ha, pardon. Bir sef koşturduk yani şeyde, kışlada. Çalıştın ama iki çocuğun vardı. Bir de şöyle de bir şey var. Çocukları yetiştirdik yani, o da var yani. Tabii bir de sen kaç, 65'inde mi ailenden hem ders alıyordun ya, İngilizce dersi. Kaç yaşındaydın? Evet, o zaman tabii 70 küsur yaşında İngilizce dersi aldı. Kaç sene aldı? Evet, evet. Konuşuyorsun, sen, how are you? Thank you very much. I'm good, thank you. Vallahi dedeciğim, iyi ki benim dedem oldun. Seni çok evet, seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Bunu artık söylemeye de gerek yok. Tabii zaten gerek yok ama ben özellikle dedemle sohbet etmek istedim. Anneannemin burada olmamasının sebebi de anneannemle beraber olunca anneannem tabii konuşuyor, dedem susuyor. Ben de özellikle dedemin konuşmasını istediğim için hani dedemle böyle birebir sohbet edelim istedim. İlerleyen zamanlarda belki bir videoda anneannemle çekeriz. Belki bir sonraki gelişimde bu video sevilirse ve siz de isterseniz belki de anneannemle de sohbet ederiz. Öyle. Sen YouTube'u biliyorsun. Evet, biliyorum. Şimdi şey demek ister misin? Hani bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi demek ister misin? Bak, ben olayım ver. Şöyle yapalım mı? Böyle yapacağız. Bu videoyu beğendiyseniz abone olmak isterseniz, bizi abone sevdiyseniz, olmak isterseniz, abone olmak isterlerseniz şöyle yapabiliriz. Şöyle yapabiliriz. Evet, bili açabilirsiniz. Onun dışında da zaten her hafta gelen videolardan haberiniz olur. Dedem Mustafa Erdoğan. Beni zaten tanıyan, artık izliyorsanız tanıyorsunuzdur. Böyle o zaman
Mahalo diyoruz. Mahalo. Sevgiyle kalın diyoruz. İyi ki izlediniz diyoruz. Ben her birinize minnettarım ve dedeme öpemiyorum, dedeme sarılamıyorum bu durumlardan dolayı. Ama evet. Dede... Bye bye diyelim o zaman. Görüşürüz. Bye bye. Dedemle yürüyoruz ve dedem bugün işte çekimde dedi ki ben bir şeyler daha söyleyecektim, onları söylemedim dedi. Ben de bu arada güneş gözlüğü de takmıyorum. Taksam mı dedi? Çok güneş var. Tak. Neyse, dedemin anlatacakları var yani. Anlat şimdi, dedeciğim. Gençler için sorduğun soruya bir şey eklemek istiyorum. Gençlerin sanata yönelmeleri gerekiyor. Mutlaka bir sanat öğrenmeleri gerekiyor. Yani sanat okullarına, erkek sanat okulları, kız sanat okulları vardı. Hmm. O okullardan mezun olanlar hiçbir zaman aç kalmazlar. Mutlaka iş bulurlar. Sanatla onun mı ilgilensinler? Için, onun için bir sanat dalına ilgilenseler çok daha iyi olur. Evet. Ne biçim şimdi? Ben açayım mı? Dur. Dur. Bırak bana dedi. Açamazsın. Açarım. Ben biliyorum. Bırak. Gösteriyor mu dedem? Espri olsun diye söylüyorum. Espri olsun. Evet. Dedem bu arada çekim için özel giyindi. Sakat tıraş oldu. Görüşürüz.